Selam dostlar, Ken Follis The Pillar of the Earth serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, en son bölümde neler yapmıştık? En son bölümde bir abi vardı, katedral inşa etmek isteyen, Tom Builder'dı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Onunla oynuyorduk ve onun ailesiyle oynuyorduk. Şimdi de Filipe'ye geçmiştik en son bölüm ve burada birisi bizden vergi kesmeye çalışmış, köprü vergisi. Adama peynir vermiştik, biz demiştik, rahibiz, bize vergi yok. Adama gidip peynir vermiştik yardımcı olmak için. Kumaş hala içindeki peynirden bulaşan kokuyu koruyor. Kumaş yararsız en azından şimdilik. Peki. Burada bir baraka var, manastır var, değirmene giden patika var. Abi önce bir barakaya git bakayım. Üç yoluna niye gidiyorsun ya? Etrafı gezelim arkadaşlar. Geze geze başlayalım. Ödeme kulübesi. Genelde kardeş Paul burada oturuyor. Paul nerede? Ağaçların arasındaki patikaya gidelim. Gidebiliyor muyuz? Gidebiliyormuşuz. Peki. Kireç taşı. Kaba taş. Topraktan çıkarılır. Eğer bir taşçı olsam benim işime yarar. Bununla ilgili bir aktivite yapabiliyor muyuz? Koyun ağacı fındıkları. Bulduğum birkaç koyun ağacı meyvesi. Peki. Lan keşke önce düşüncelerimiz de baksaydık. Neyse. Midilli'ye versek yaşlanıyor. Saint John arkada mıydı? Umarım birlikte pek çok kez daha yolculuk ederiz. Şimdilik bende kalsın. Peki. Değirmene giden patikaya bakalım. Doğru patikadan sapmak için bir hatırlatıcı. Bunun hakkında kötü hislerim var. Umarım bir hayvandır. Ha? Nehir? Manastır balığı nehirden alınır. Nehir manastırın değirmenlerini hareket ettirir. Ve nehir manastırın atıklarını taşır. Evet. İzmir gibi bir yerdeyiz belli ki. Adamlar da kanalizasyonu direkt nehre dökmeyi tercih etmişler. Okuyordur var ya orası. Değirmen kapısına gidelim mi? Neden kilitli bu? Neden kilitli olmasın abi? Külüstür yemlik, bez israf. Eskiden değirmenin yıkılmasına izin vermişler. Şimdi yanındaki köyde bulunan değirmeni kullanmak için para ödüyorlar. Bevaklı avluya giden yol, köye giden yol. Köye gidelim bir abi. Evet. Tarladaki inşa. Manastır. Manastır'a en son gideriz arkadaşlar. Belli ki zaten olayımız manastırına. Aradaki inşa dediği şey herhalde değirmen. Kingsbridge köyü. Güneye giden yol. Güney yönündeki yol. Gloucester yolu. Hızlı koşuyormuş. Bu yoldan giden az. Neye giden yola bakalım. Bizi geldiğimiz yere geri mi çıkartacak? Aynen öyle yaptı. Tamam tamam geri git geri git abi geri git. Spirit yolu. Spirit köyü. Merhaba. Az önce pencerenin arkasında birini gördüm eminim. Fakat çoğu ev boş. Niye abi? Manastır'da bir hizmetçisi kayıp. Köy neredeyse ıssız. Manastır paralarını ödeyememişti. Manastır'a girmekten başka çaremiz yok gibi. Kingsbridge Manastırı. At. Oh.
ahırlara da bir bakalım. Ay, at pisliği. Öldürdü herifi. Katedralin çevresindeki patika. Katedralin ana girişi. Mutfak kapısı, misafirhane. Önce misafirhaneye uğruyorum. Revaka giden kapı. Kapı açık gibi. En azından bu iyi muhafaza edilmiş gibi. Mutfak kapısına bir gidelim. Kapalı. Revaka giden kapı. Burası açık. Abi burada dua mua ediliyor bir saniye. Ne oldu biz? Nereden çıktık? Revaklı avluya giden yola bir gel bakayım. Katedralin önüne çıkan kapı bahçe. Bu kapıdan girmiş. Burası nereye gidiyor? Katedralin çevresindeki patika. Bakalım da önce. Ondan sonra içeriye gireriz arkadaşlar. Bu arada bir de Jahreyn de gözaltına alınmış, hatta tutuklanmış. Abi. Ay ay, yani gerçekten. Burada gömülü birçok kişi var. Kıyamet gününü bekleyin. Bekle. Başka işin evine bir uğrayalım. It's locked. Revaka giden kapıya bakalım. Yani arkadaşlar bakayım şurada bir şey var mı, yok. Saçma sapan sebeple tutuklanmış bir de, yani üzücü bir şekilde. Geçmiş olsun ailesine de kendisine de, çok geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda çıkar abi. Yani hakikaten çok üzücü çünkü yani. Böyle aptalca bir nedenden tutuklanmış olması. Bahçeye gidebiliyor muyuz? Sadece oraya yürüdün mü öyle? Papaz evi, katedralin kapısı. Papaz evine bir uğrayalım. Yani gerçekten sebebini falan bilmeyenler varsa arkadaşlar, tutuklanma sebebi burada da kimse yok. Neredeler? Gidelim bakalım katedralin kapısı. Adamlar buraya ilerlemişti biz buraya girerken. Ne gecenin dehşetinden, ne de karanlıkta kol gezen vebadan korkma. Katedralimize 4 sene önce şimşek çakmasıyla musallat olan veba, bu zamandan beri onun varlığını hiç hissetmediniz mi? James hissetmişti ve ben de hissettim. Fakat Tanrı der ki, sevgisini bana bahşettiği için ona bu sevginin karşılığını vereceğim. Ne anlatıyorsun dayı ya? Sevgili başkeşiş James tüm hayatı boyunca Tanrı'ya hizmet etti. O bu kara dünyadan, karanlıktan serbest bırakılmalı. Başkeşiş James. Philip. Francis. Sessizlik. Uzun yıllar boyunca James bizim başkeşişimiz oldu. Yaklaşan seçimden sonra aynı kararlılıkla Kingsbridge Manastırı'nı yöneteceğime yemin ederim. Son adamın mezarında politika yapmasaydın bari. İt olur. Amin. Amin kardeşim de biraz ayıp olmuyor mu ya? Philip, kardeşinin yeni yıl gününde geleceğini söylemiştik. Seni burada görmeyi beklemiyordum. Gonchester'a yolum düştü ve seni görmek istedim. Siyaset dünyasında çalışan bir rahip. Bunu bize anlatmasın Francis.
Elbette. Ve kardeşi başkeşiş 2 yıl oldu mu? 4 yıl olduk, Cuthbert. Anlıyorum. Ormandaki St. John'da işler nasıl Philip? Mutlu ve sağlıklıyız. Küçük hücremiz mutlu ve sağlıklı. Mutlu ve sağlıklı. Kardeşin sayesinde Francis ormandaki St. John gittikçe gelişiyor. Onun çırakları itaatkar, keşişleri alçak gönüllü ve dindar. Manastırımız kötü bir durumdayken. James elinden geleni yaptı. Bu onun suçu değil. Ayrıca St. John'da fevkalade bir peynir yapıyorlar. Bizi görmek için daha sonra mutfağa gel, olur mu? Kardeş Cuthbert çok üzgün görünüyordu. Hepimiz üzgünüz. James'in ölüş şekli huzur bozucuydu. James nasıl öldü? Huzur bozucu mu? Başkeşiş James nasıl öldü? 7 gün önce kardeş Remigius James'in odasını boş buldu. Hepimiz onu saatlerce aradık. Daha sonra ayak izlerini köprüde bulduk ve buzda bir delik bulduk. Ha, biz de gördük o buzdaki deliği. Ah hayır, hayır. Noel gününün ilk saatlerinde nehrin orada gezintiye çıkmış olmalı. Onun bedenini bile bulamadık. Nehir onu aldı götürdü ve soğuk. James için dua edeceğim. Zamanın olunca beni gör Philip. Katedralde olacağım. Ve kardeş Cuthbert ne durumda, gidip görmem lazım. Seni görmek güzel Philip. Belki de papazlar meclisi yeni başkeşi seçince işler daha iyiye gider. Umarım daha sonra mutfağa geleceğim Milius. Francis burada ne oluyor? Francis burada ne yapıyor ve nerede? Kardeş Marcus artık haftada bir dayak yediğini söyledi. Dün onu ağlarken gördüm. Ağlıyor muydu? Konuşalım bakalım bunlarla ya. Çocuklarla konuş. Bana bir şey sormak istiyormuşsunuz gibi duruyor. Sen Gwen denilen Philip misin? Evet, fakat bana kardeş Philip diyebilirsin. Gördün mü? Sana aldırmaz demiştim. Evet, şimdi sor ona. Sen niye sormuyorsun? Soruya cevap vermeyi kabul et. Sorunuz nedir? Kardeş Milius bize kutsal kitabı çok iyi bildiğini söyledi. Bize Tanrı'nın mabedinden bahsedebilir misin? Kardeş Andrew bize söylemiyor. Her birimiz Tanrı'nın bir mabediyiz. Her birimiz Tanrı'nın bir mabediyiz. Bizi Tanrı bu şekilde yarattı. Veya birisi Tanrı'nın mabedine bir şey yaparsa, bu kitap şöyle buyurur. Her kim Tanrı'nın mabedini yok ederse Tanrı onu da yok eder. Tanrı da onu yok eder. Tanrı'nın kendi mabedini yok etse bile mi? Yani başka hiç James Lynch kurtuluş yok. İntihar için kurtuluş yok. İntihar eden için kurtuluş yok. Ya şeytan bizim de ruhlarımızı alırsa? Kendinizi Tanrı'ya adayın. Alçak gönüllü ve dindar ol. Günahsız ol. Tanrı'nın lütfu şeytanın hiçbirinize dokunmasına izin vermez. Başkeşiş James yargıyla yüzleşecek. Onunla Tanrı arasında. Korkma. Hayır kardeş Philip. Teşekkürler kardeş Philip. Yani hepimiz Tanrı'nın mabediyiz. Hepimiz.
Yapabildiğimiz bir şeyler var mı? Mum. Bunları söndürebiliyoruz. Şimdi söndürünce böyle şeytan falan bir şey samınlanacak mı abi? Dostluk kaynağı. Söndürelim bakalım. He yani bu arada şeyden bahsediyordum yani günümüz olaylarından. Karanlığa yol ver. Katedraldeki ışıkları söndür diye bir achievement oldu. Peki. Francis. Piskoposun kürsüsü. Adak taşı. Piskoposluk kürsüsü. O kürsü bana ait değil. Ey göklerdeki babamız. Kutsal olsun senin adın. Karanlığın, krallığın gelsin senin. Gökte ve yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bize bugün bize sağla yine. Borçlarımızı affet. Biz de bize borçlu olanları affettik. Biz kötülükten koru. Şeytana uydurma. Amin. Amin güzel. Amin. Tosya da bakalım. Neyse arkadaşlar daha fazla hani gündemden bahsetmenin bir anlamı yok. Çünkü konuştukça hiçbir şey varmıyor yani. Sadece geçmiş olsun abi. Umarım dediğim gibi bir an önce çıkar Cahre. Yani çok bir de aptalca bir sebepten. Hani bunu yani şimdi dile getirmeyeceğim. Hani biraz iyi bir mesele değil yani. Ama yani bunu gerçekten soranlarla veya yapıp da soranlarla veya buna gerçekten normalleştirerek buna cevap verip kitabında yer veren Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki yetkililerle değil de Cahreyn'in bu konudan hani dalgasını geçtiği için Cahreyn'in bu konudan gidip de hapse girmesi çok büyük saçmalık yani. Başka bir şey değil. Neyse oyunumuza dönelim. Taslu kaynı. Ana kapıdan önce şu Francis'le bir konuşalım. Burada bir kaydı kontrol edeyim arkadaşlar. Tamamdır, kayıt açık. James'in ne? James'in mezarı. Direkt buraya mı gömüyorlar? Francis. Ha, milletin mezarına basıp geçmeseydik ya. Seni gördüğüme sevindim. Tedirgin görünüyorsun. Seni gördüğüme sevindim. Seni gördüğüme sevindim küçük kardeşim. Seni görmek de çok güzel Philip. Saçların kırlaşmaya başlamış. Seninkiler kırlaşmamış. En azından bu olayda cesurca senden ileride olan ben olacağım. Sen her zaman cesurdun. Sadece bunu kendine itiraf etmiyorsun. Francis burada ne yapıyorsun? Kral Henry öldü. Biliyorum. Haberi Saint John'a ben ayrılmadan kısa süre önce geldi. Önceden kraldı ve şimdi başkişi James oldu. Şeytan Kingsbridge'e geldi. Tanrı'nın bir planı vardır. Tanrı'nın bir planı var. Biliyorum fakat Kral Henry'nin ölümü siyaset dünyasına kargaşaya yol açtı. Karanlık zamanlar geliyor. Bir savaş olacak. Francis'in notları. Taht rekabeti. İncele bakalım. Francis'in merhum Kral Henry, İmparatorça Maud ve Kraliçe Kral Stephen tarafının hakkındaki notlar. Abi ne oldu? Okuyamamadık. Bu ne abi? 1 Kasım, 1 Ocak 1136 tarihinde yazılmış. Birinci kısım, pardon. Abi ne oldu bugün okuyamıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Pek çok yıldır merhum kralımız Henry'nin varisi yoktu. Tek meşru oğlu da diğer akrabaları gibi 1120 yılında Manş Denizi'ni gece vakti geçmeye çalışırken boğulmuştu. Nihayet kızı Maud bir oğlan doğurmuştu. Henry'nin son isteği bebek torununun yaşı gelince hükümdarlığın ikinci Henry olarak devam ettirmesiydi. O güne kadar annesi yani kralın kızı onun yerine yönetecekti. Tahtın gerçek varisi olmasına rağmen İmparatorça Maud pek çok Normandiyalı derebeyi tarafından hoş görülmüyordu. Bu da Maud'un
Anjou oğlu Joffrey ile evlenmesinden kaynaklıydı. Anjou kontluğu ve Normandiya dükkalığı uzun zamandır rekabet içerisindeydi. Öyle bir rekabetti ki İngiltere'de başlayan bir savaşa dönüşmek üzereydi. Sebebi de Maud'un kuzeni Bloisli Stephen'ın Normandiya'dan Marş Denizi'ni geçip tahtı zorla ele geçirmesiydi. Nasıl yardım edebileceğini sor. Soralım abi. Keşke ızdırabı durdurabilsek. Belki durdurabiliriz. Sadece seninle buluşmaya gelmedim. Doğurdum. Kont Robert'ın habercisini aramak için gönderildim. Buraya mı? Kingsbridge'e mi? Çiftçiler habercinin 2 hafta önce Kingsbridge'e doğru yol aldığını söylediler. Şövalye karmaşanın seyrini değiştirebilecek gizli bir belge taşıyordu. Buradaki insanlar sana güveniyor. Belki burada keşişler bir şey biliyordur. Onu bulacağız. Bir şey daha. Kimse şövalyeyi niye aradığımızı bilmemeli. Francis'in kayıp şövalyesi hakkında kim bilgi sahibi? Merdivene giden kapı. Aziz Adolf'un mahzen mezarı. Demir kapıyı açamıyor muyuz abi? Kilitli. Şu anda bir mahzende yapacak hiçbir şeyimiz yok gibi. Çocuklara sorsak mı gençlere? Gençler bize şey yapıyordu ya, güveniyordu. Dur bakayım. Çünkü Tanrımız bizi kendi suretine yarattı. Gençler. Kardeşlerim, Kingsbridge'i ziyaretinden bir şövalye hakkında bir şeyler duydunuz mu? Shiring'in kontu buradaydı ve onun birkaç şövalyesi ve birçok başka soylu daha Noel gününde. Yalnız bir süvari olmalı, bir haberci. Anlamıyorum. Eğer birisi Kingsbridge'e gelmiş olsaydı kardeş Paul onu görürdü. Kardeş Paul köprü parası kulübesine geri gitti. Anlıyorum, teşekkür ederim. Abi şöyle hızlı gidelim. Lan ana kapı mı vardı? Ana kapıdan çıkalım bakalım. Bu manastır bizim ormandaki hücremizden çok daha büyük. Kingsbridge Manastır haritası 1136. Haritayı aç. Fen Kulübesi, Meydan, Değirmen, Papazlar Meclisi, Mezarlık, Nehir, Başkeşin Evi, Ahırlar. Abi gezdik abi biz, bir ön gezi yaptık. Şimdi mutfağa mı gitsek? Çökmüş kule varmış burada bir tane. Rezillik, enkaz temizlenmeli. Şimşek çakalı 4 sene oldu. Ahlak da çöktü. Ahlak da çöktü ne abi? Bir anda. Ah, Filipin Midilis. Bizim Midilli'yi getirmişler buraya. Mutfak kapısına bir girelim bakalım. Philip. Kardeş Melius. Gel. Ocağın başında kendini ısıt. Philip, sen misin? Ona kendi ocak başında ısıtmasını söyle. Teşekkürler kardeş Cuthbert. Harika. Sobaya her zaman suyu ısıtmak için fazladan taş koyarım. Bir tanesini cebine koy, seni sıcak tutar. Dikkat et. Çok sıcak onlar. Taş hala sıcak. Soğuk kış günlerinde sıcak kalmak için harika. Güzel ve sıcak. Ellerimi yakmadım Melius. Yapabileceğini biliyordum.
Abi böyle çok şey gibi olduk, hani salak gibi hissettim kendimi, neyse. Böyle çanakta ne varmış? Melius, neden bu kadar güzel bir çanağı burada tutuyorsun? Ah, bana düzen ve güzellik için çabalamamız gerektiğini hatırlatıyor. Fındık ve tohum toplamaya başladım çünkü yeni bir bahçe yapmak istiyorum. İyi fikir. Daha fazla bulamadım. Sen bulursan bana haber ver. Allah abi. Birçok koyun ağacı fındığı buldum. O zaman bir koyun ağacı yetiştirelim. Harika. Eğer bir şekilde bahçe işine başlayabilirsek. Eminim başlayacaksınız. Cennet bahçesi. Milius'un bahçe ailesini destekle. Peki. Milius'la bir konuşalım bakalım. Her zaman gibi çok çalışıyorsun Milius. Haftada 6 kez tuzlu balık servis etmem gerekiyor. Ormandaki hücrende her gün taze balık olduğunu duyduk. Ayrıca kümes hayvanlarımız da var. Saint John'da iyi iş çıkardım Philip. Rica ederim, teşekkürler. Böyle şey yaptığın için. Tuzlu balık. Bizim ise 13 sene boyunca zayıf bir başkişçimiz vardı. Ruhu şad olsun. Abi herifin arkasından zayıf falan demeseydin. Saint John'da sıkı çalıştığın iş burada ana evinde harcanıyor. Seçimden sonra yeni başkiş işleri yoluna koymalı. Remigius mu? İşleri yoluna koymak mı? Belki onu hafife alıyoruzdur. Belki de Remigius'u hafife alıyoruzdur. Başkiş odasındaki tüm kitap ve dokümanları yakmak üzere. Manastır'ın defterleri de dahil. Remigius öldükten sonra James'in tüm eşyalarının yakılmasını istediğini söylüyor. İncil'in dışında. Ne? Defterler olmadan manastırın mali durumu kurtarılamaz. Başka kimse aday gösterilmedi mi? Sadece Cuthbert. Ben reddettim, çok yaşlıyım. Başka kimse başkiş James'in adımlarını takip etmeye cesaret edemiyor. Şeytanla konuşmaya başladığından beri. Ne? Bir gün o şeytanla konuşmaya başladı. Sanki karşılıklı oturuyorlarmış gibi. Ne diyorsun abi? Kendi ruhu için şeytanla pazarlık ediyordu. Günahlarını fısıldıyordu. Günahlarını mı? Şövalye hakkında soru sorsak mı ya? Buna. Dur bakayım, bir ayrıl bakayım. Konuşmaya sonra devam ederiz. Cuthbert, sen ne diyorsun abi? Kardeş Cuthbert. Ah, seni bekliyorduk. Saint John'da yaptığın o muhteşem peynirlerden biraz getirmişsindir umarım. Ben onu çıraklardan birine verdim. Neden yaptın böyle bir şeyi? Açken Tanrı'nın işini yapmanın kolay olmadığını söyledi. Aç gözlü kardeş Marcus. Fazla naifsin Philip. Endişeli görünüyorsun. Kardeş Cuthbert, endişeli görünüyorsun. Başkişi James kibar bir adamdı. Fakat manastır korkunç ve berbat bir durumda Philip. Philip bunun farkında. O da bir şey söylemek için çok kibardı sadece. Evet biliyorum. Yeni yaz ziyaretimi başkişi James ile bu konuları tartışmak için kullanmak istemiştim.
Zengin olmalıyız. Manastır birçok bölge kilisesine ödeme alıyor ve toprağa sahip. Fakat borcumuz var. Çıraklarımız bizden çalıyor Philip. Çıraklar çalıyor mu? Evet, birisi anahtarlarımı aldı. Remigius'u da kaybettiğim için beni suçluyor. Fakat birisi o anahtarları birçok kez mahzenden yemek çalmak için kullandı. Bugün yine bir şey kayboldu. Hayda. Ayrıl bakalım buradan. Başka bir zaman devam edelim kardeş Cuthbert. Elbette. Başka bir şey var mı abi? Bakalım bakalım arkadaşlar. Patika yola geri dönelim. Haydi kontrol ettim de kusura bakmayın. Paradaki inşaaya bir uğrayalım. Abi hızlı gider misin? Bu manastır bizim ormandaki hücremizden çok daha büyük. Ne oldu ya? Haritada yeni bir değişiklik şey mi oldu? Yo, aynı harita. Bölgeden yola çık abi. Kardeş Paul. Brother Paul. Kardeş Paul. Philip. Ayağına ne oldu kardeş Paul? Hafif bir şişlik. İlkbahar geldiğinde rahatlar. Ateş lazım sana. Öyle iyi, o kadar soğuk değil. Dediğimi ciddiye al. Bu kış çok kişi açlıktan ve sığınak bulamadığı için ölecek. Remigius Tanrı'nın bize sunadığını düşünüyor. Sadece günahkarlar helak olacak. Hayır, yoksullar helak olur. Ve dışarıda donan herkes. Remigius'a bir şey söyleyemezsin değil mi? Eğer şikayet ettiğimi duyarsa memnun olmaz. Al bunu Paul. Sıcak bir taş. Lütuf etmişsin Philip. Teşekkürler. Remigius sana bir ateş vermeli ya da seni burada hiç oturtmamalı. Gerçekten önemsemiyorum. Kış bir gün elbet bitecek. Philip, eğer Remigius ile başın derde girerse ona cevap verdiğine emin ol. Sessiz durma. Sessiz mi? Ona cevap vermeyen birisinden daha fazla hiçbir şeye kızdıramaz. O zayıflaşır ve savunmaya geçer. Bırak başkişi yardımcısı için bile iyi bir özellik değil. Tekrar tavsiye isteyelim. Remigius'un zaafının ne olduğunu söylemiştin. Ona cevap vermeyen birisinden daha fazla hiçbir şey kızdıramaz. Başkişi yardımcısı için uygun değil. Şövalye ilgili bir şeyler sanırım. Kingsbridge'de bir şövalye hakkında bir şeyler duydun mu? Bir şövalye mi? Evet, yolda yatıyordu. Manastırdan bir mil ötede. Attan düşmüş olmalı. Şimdi nerede? Öldü, onu mezarlığa gömdük. Bir adı var mıydı? Bir şey söyledi mi? Konuşamıyordu. Fakat gözlerindeki ifade bana korktuğunu hissettirdi. Elini tuttum ve ölürken onunla birlikte dua ettim.
Kovalyenin yanında bir şey var mıydı? Bir mektup vardı. Onu başgeçit James'e verdim. Remigius büyük ihtimalle James'in verdiği evraklarıyla birlikte yakacak. James ölümünden sonra tüm belge ve kağıtlarının yakılması konusunda ısrar etti. İncil dışında. Bunu duydum. Bu hiç akıllıca olmaz. Bazen o mektup yüzünden miydi acaba diye düşünüyorum. Birkaç gün sonra buzun içine düştü. Tam burada. Philip, belki de Kingsbridge'e bir tür lanet getirmişimdir. Bak, kitaptan alıntı yapalım. Seninle ilgili olan planlarımı bildiğim için senin refah erdirme planları sana zarar verme planları değil. Tanrı'ya inen kardeş Paul. İyi iş başardın. Teşekkürler Philip. Francis'in şövalyeyi bir yanında mektup taşıyormuş. Muhtemelen başkeşin odasındadır. O zaman başkeşin odasına gitme vakti arkadaşlar. Dilerin çevresindeki patikadan mı gidiliyordun? Başkeşin evi. Bunlarla da bir konuşalım. Selametle. Emmi. Kardeş Arnaldus, nasılsın? Ha? Ne? Nasılsın, iyi misin? Kardeş Philip, evet iyiyim. Sadece şey, ölüler toprakta kalmıyorlar. Ne? Ölüler. Muhtemelen porsuklardır. Her zaman mezarları kazıyorlar. Ha, çocuklar siz mi yaptınız? Doğru söyleyin. Babam manastıra beni doyurmaları için büyük bir miktar toprak verdi. Bütün gün tuzlu balık yemeyeceğim. Ben de yemeyeceğim. Bu akşamkilere inelim mi? Evet kardeş Marcus. Sende hala ihtiyar Cuthbert'in anahtarı var mı? Aslında var. Onları tam da kiliseye sakladım. Onları duvardaki geniş çatlağa... Biraz çatlak... ama yapabiliriz. Onun bunun çocukları. Eminim yaparsın. Çakların bir tanesi Cuthbert'in anahtarını katedraldeki bir çatlağa sakladığını söyledi. Anahtarı bulmadan diğerlerini karıştırmamalıyım. Belki orada değillerdir. Revaka giden kapı ne ya? Bireye gidiyor değil mi bu kapı? Patlak göremiyorum ben. Papaz evi. Papaz evine bir gidelim. Kendimize sormamız gereken, Aziz Adolphus bu karanlık günlerde hala Kingsbridge'i koruyabilir mi? O başkeşiş James'i koruyamadı. Katedrale şimşek çaktığından beri, o çok farklı. Kilise zangucu olarak benim görevimi devraldığında psikopazı bize yeni bir kutsal emanet göndermesini isteyeceğim. O zamana kadar ben başkeşiş yardımcısı olacağım. Yeni başkeşiş ve ben seni bu konuda destekleyeceğiz. Anlamadım ki abi. Belki de bu konuyu yabancılardan önce konuşmamalıyız. Gwendolyn Philip. Seninle konuşmak istemiştim. Kardeş Rigimus'un ağıtını bozmaya nasıl cüret edersin? Korkarım ki Cora beni bekliyor. Kal kardeş, Philip'in kendisi için ne söyleyeceğimi duymaman için bir sebep yok. Bu muydu hiçbir şey söylemeyince sinirlenir? Hiçbir şey söylemeyeceğim bak.
En azından sessizliğine pişmanlıkla alçak gönüllülük gösteriyorsun. Eminim Saint John'da iyi bir başkentsin. Fakat burada kurallara bağlıyız. Yeni bir başkentten mi bahsettin? Seçim birkaç gün içinde yapılacak. Papazlar meclisi için toplandığımızda. Peki abi. Bu tartışmaya sonra devam edelim. Bir tartışma yok. Elbette gelecek seçimlerle ilgili planladığım daha çok şey var. Why do we create temples if we are the temple? Isn't it almost arrogant to try and build a temple? Önüne çıkan kapıya gidelim mi? Don't say that. Why not? Ötmüş kule. Çatlak. Ana geçide girelim. Hayır, duydum, eminim. Şey vardı, o haklı. Konuşmayı bırakın, odaklanın. Tekrar oldu. Abi. Duvardaki çatlak buradaymış. Rahip adayı anahtarları buraya sakladığını söyledi. Buradalar. Onlar bende. Konuşmak yok. Şey duydum, emin mi? Dediğiz, sakin ol ve odaklanmaya çalış. Canın sıkı gibi görünüyor kardeş. Onlar ilahi söyleyemiyorlar. Bu Adolphus. Hiçbir şey yoktu, inan bana. Duydum onu, ağlıyordu mahzen mezarda. Sanırım ben de duydum. Hayır, yanılıyorsunuz. Bir kırbaç sesi gibiydi, sanki kendisini falakaya yatırmış gibi. Dünyanın sonu bu. Kardeş Philip, lütfen yardım et. Lütfen onları aşağıda kimsenin ve hiçbir şeyin olmadığını ispat et. Philip bayağı sinirli. Bakalım ne bulabiliyoruz. Korkmaya gerek yok. Hiçbir şey yok. Bu eski katedraller tuhaf sesler çıkarmaya mahkumlar. Burada da hiçbir şey yok. Aziz huzur içinde yatıyor. Adolf, size bilin, onu hoş karşılamak zorundayız. Düşündüğüm gibi hiçbir şey yok burada. Merhaba. Hiç kimse yok. Hiçbir şey yok. Hello? Merhaba. Kuş girmiş yere. O da nasıl bir kuş, anasını satayım. O da ne gerçekten, o da ne abi? Tuhaf varlık. O da ne öyle? Bir çocuk buydu mu?
Merhaba. Baykuşmuş. Abi öyle baykuş mu olur ya? Bir baykuş. Yalnızca bir baykuş. Koro bunu öğrenince rahatlayacak. Onlara söylemeliyim. Kardeşler sonunda bir şey duydu. Endişelenecek bir şey yok kardeşler. Adolphus sudur içinde yatıyor. Sadece bir baykuştum. Size bir şey olmadığını söylemiştim. Tanrı seni kutsasın kardeş Philip. Bir şey duyduğumu biliyorum. Şimdi sessiz olun, konsantre olun ve... Ana kapıdan bir çıkalım. Bak kapısına girelim. Kut verdiğin anahtarlarını da bir teslim edelim. Daha sonra da... Uçaklar kapıyı kapatmayı ne zaman öğrenecekler? Al Cuthbert. Cuthbert, sanırım anahtarlarını buldum. Nerede buldun? Hırsız onları katedrale saklamış. Bu resmen kutsala saygısızlık. Hırsızı Regimus'a şikayet edecek misin kardeş Philip? Düşüneceğim. Ne yapacağımıza karar verene kadar onları muhafaza et, olur mu? Valla konuşmadığımız birisi kalmamış gibi. Başka işte de bir konuşalım bakalım. Rahatsız edilmemek istemiştim. Kardeş Remigius, ayinini böldüğüm için üzgünüm. Başka işte James'in ayin demek istedin herhalde. Elbette. Bunu buzun içinde düştüğünü duydum. Korkunç. Evet. Onun tesbihini nehrin yanında bulan bendim. Şimdi bırak da çalışmama yardım devam edeyim. Anahtar hırsızı kardeş Marcus'a ihbar et. İhbar edelim ya. Kardeş Marcus. Footbird'ın anahtarlarını çaldı. Kardeş Marcus mu? Ben onunla ilgilenirim. Bunu bana ihbar ederek doğru olanı yapsın. Hırsızlık hafife alamayacağınız bir şey. Işımıt geldi gambaz diye. Belgeleri görmek isteyebiliriz veya başka işin vefatı hakkında soru sorabilirim. Başka işin vefatı hakkında bir soru soralım. Başka kişi James neden gece vakti nehrin üstünde yürüsün ki? Kovalanıyordu. Kovalanıyor muydu? Kimi kovalıyordu? Müttehim. Şeytan onu, neden onu kovalasın ki? Bunlara karışmasan iyi olur. Senin işitmen gereken kendi... İşletmen gereken kendi manastır hücren yok mu? Şeytan hakkında soru sor. Şeytan, gerçekten şeytanın baş kişiyi öldürdüğüne inanıyor musunuz? Kardeşlerden bazıları inanıyor. Ben de onların inançlarına saygı duyuyorum. Ne olduğunu bilemezsin. O kadar. Şimdi bırak da işime döneyim. Belgeleri görmek istiyorum. Başka kişi James'in belgelerini görmek istiyorum.
Nedenmiş o kardeş Philip? Şey, bizim küçük hücremiz ana evine çok şey verdi. Her şeyin hesaplandığından emin olmak istiyorum. Ve güveniyor musun? Güvenmiyor musun yani Philip? Bu mudur? Bu manastırın durumu? Bu manastırın durumu Kingsbridge başkişini ilgilendirir. Yine de başkişinin belgelerini görmek istiyorum. Onlar yakılacak bu gece. Onu duymuştum zaten. Başkişi James'in son isteği buydu. Ben onun talebini yerine getiriyorum. Ama yine ya yeni başkişi o defterler ve muhakkemeler olmadan yolunu bulamaz. Seçimden sonra yeni başkişi ben olacağım. Şimdilik sen değilsin. Sadece papazlar meclisi toplantısı bu konularda karar verebilir. Elbette, kardeş Andrew kesinlikle James'in talebini neden karşı geldiğini anlayacaktır. Bir hafifçe güler. Başkişi James'in belgelerini kurtarmak için Zangoc'un bir papaz toplantısı düzenlemesi gerekiyor. Papazlar meclisi toplantısı hakkında. Kardeş Andrew ile konuş. Seni ağırlamaktan benim kadar hoşnut olacak. Şimdi git. Arkadaşlar bir dakikayı kontrol edeyim. 51 dakika olmuş. Bölümü bence burada bırakabiliriz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Zangoc'u buluruz bakalım. Belki de bir başkişi biz olabiliriz. Bu kilisenin aday olursak. Yani sırf şu belgeleri kurcalamak için. Bize için teşekkürler. Gerçi bizim de Zangoc'la da aramız iyi gibi olmadı yani. Böyle kötü başladık. Sert başladık Zangoc'la. O yüksek ihtimalle Koro şefiyle konuşan abiydi. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.